Efendim merhabalar. Başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzda özel bir yayınla karşınızdayız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı konuğumuz olacak. Sayın Ayvalı hoş geldiniz hoş programımıza. bulduk. Değerli izleyenler, Sayın Ayvalı dün Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'da oğlunu, çocuğunu PKK'nın elinden kurtarmak isteyen anneler eylem yapıyorlar. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin il başkanlığı binasının önünde. Ve eylem gün gün büyüyor. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da dün oradaydı kurmaylarıyla beraber. Oradaki annelerle kucaklaştılar, onlara desteklerini ifade ettiler. Biz de bu ziyaretin ayrıntısını konuşacağız kendisiyle. Efendim yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Önemli Hoş bir bulduk. ziyaretti. İlk gün, bugün üçüncü gününe giriyor. İlk gün bir aileyle başlamıştı. Bugün 8 aile oldu ve gittikçe kalabalıklaşıyor. Ve ailelerin hepsi Diyarbakır'dan değil, Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan ve Mardin'den katılım sağladılar. Bunların da bu ailelerin de çocukları PKK'nın elinde olduğunu ifade ederek çocuklarını, evlatlarını geri istiyorlar. Nasıl bir atmosfer vardı orada? Sizi nasıl karşıladılar Vatan Partisi olarak? Size neler anlatırsınız? Tabii bu ikinci dalga aslında. Üçüncü günü ama ikinci dalga eylemleri üçüncü günü. Biliyorsunuz ilk olarak Hacire annenin direnişiyle, isyanıyla başladı Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önündeki eylemler. Ve Hacire anne bir ışık oldu, örnek oldu. Hemen ardından yine yüreği yanan anneler PKK'ya başkaldırdılar, HDP'ye başkaldırdılar. Aslında sadece PKK'ya, HDP'ye değil, Amerika'ya başkaldırmış oldular, İsrail'e başkaldırmış oldular. Ve sadece yine kendi evlatlarını kurtaracak değil, Türkiye'yi kurtaracak bir direnişin içerisinde, mücadelenin içerisinde yer almış oldular. Şu an 8 aile olmuş. Hepsini kutluyoruz bu cesur eylemlerinden dolayı. Bu sayı artabilir elbette ki. Çünkü orada artık canı yanan aileler sonuç almak üzere harekete geçmiş durumdalar. İşte o Hacire annenin oğlunu kurtarması, o sonuç alıcı mücadele diğerlerinin de önünü açmış oldu. Ne mutlu Hacire anne gibi Anadolu kadınlarına, Türk kadınlarına, Kürt annelerine diyoruz. Biz dün öğrenir öğrenmez birinci günü, bu ikinci dalga hareketlerin birinci günü HDP il başkanı önünde tekrar oturma eyleminin başladığını öğrenir öğrenmez kurullarımızı topladık ve Diyarbakır'a gitme kararı aldık. Bu arada görüntüleri de ekrana getiriyoruz, evet. Diyarbakır ziyaretinden. Evet. İzleyicilerimize hatırlatalım. Buyurun. Evet, getirelim bütün yayın boyunca onları, fotoğraflarımızı gösterelim. Çünkü müthiş bir deneyim oldu bizim için de. Çok anlamlı, etkili bir ziyaretti. Duyar duymaz karar aldık. Zaten biz Hacire anneye de destek için gitmek istiyorduk. Fakat oturma eylemi sona erdi, oğlunu kurtardı. Bu kez hızla hareket ettik ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Vatan Partisi Zeynep Küçük, Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu üyeleri Melek Güvenç ve Şule Uncu ile beraber ilk uçakla Diyarbakır'a gittik. Aileler her şeyin bilincinde, farkında. Bizi de çok güzel karşıladılar. Tabii bizim oraya gider gitmez heyetimizle beraber merdivenlerde oturan ailelerin yanına gittik, kucaklaştık, sarıldık. Beni görür görmez bir tanesi, kardeşimi kurtarın dedi. İlk söylediği şey buydu, kardeşimi kurtarın. Ben de tabii ki kurtaracağız, kardeşinizi de kurtaracağız, herkesin, diğer annelerin oğullarını kurtaracağız. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemiz, sizin feryadınız bizim feryadımızdır dedim ve orada kucaklaştık. Ardından da işte basına yansıyan açıklamalarımızı yaptık ve açıklamadan sonra devam ettik. Orada ailelerle beraber sohbet ettik, zaman geçirdik, desteklerimizi onlara ilettik. Bizim ziyaretimizin amacı bu büyük direnişe destek vermek. Vatan Partisi Öncü Kadın olarak yanlarında olduğumuzu belirtmekti ve bütün siyasi parti kadın kollarına, bütün kadın derneklerine oradan çağrı yaptık. Yani bu aileleri yalnız bırakmayın, bu anneleri yalnız bırakmayın dedik. Biz kendi görevimizi yerine getirmiş olduk aslında. Bugün de yine iki GYK üyemiz
annelerin yanındalar. Onlarla beraber oturma eylemine katıldılar. Yarın yine orada olacaklar. Hatta yarın zannediyorum Mersin'den bir heyetimiz Diyarbakır'a ziyarete gidecek. Bir sonraki gün Adana'dan bir heyetimiz ziyarete gidecek. Daha sonra Gaziantep'ten, Malatya'dan, Elazığ'dan, İstanbul'dan, İzmir'den heyetlerimiz. Türkiye'nin dört bir yanından. Türkiye'nin dört bir yanından evet ziyaretlere gidecekler, destek ziyaretlerine. O annelerin eylemlerini güçlendirecek ve onlara moral verecek, el ele olduğumuzu, yürek yüreğe olduğumuzu belirtecek ziyaretler olacak bunlar. Çünkü onların sesi hepimizin sesi. O sesi daha fazla yükseltmek de bizim görevimiz. Orada annelerimiz feryat ederken biz burada huzur içinde oturamayız ve onların yanında olmayı kendimize görev bildik. O yüzden gittik. Çok hakikaten anlamlı ve güzel bir ziyaret oldu bizim açımızdan. Aileler Vatan Partisi'nin ziyaretinden memnuniyet duydular. Bunu da dile getirdiler. Hatta HDP tarafından bir provokasyon, kışkırtma girişimi oldu orada. Onu da bize gerek kalmadan aileler boşa çıkardılar. Bazı haber sitelerinde Vatan Partililer ile HDP'ler arasında gerginlik diye evet. Geçiyor bunlar ama ortada bir gerginlik yok aslında. HDP saldırdı, aileler Vatan Partisi'ne siper oldu. Doğru başlık bu olmalı. Çünkü izlemişsinizdir sizler de videolarda. HDP milletvekili Remziye Tosun kendine yakışır bir biçimde işte alçaklar defolup gidin buradan gibi hakaretler ederken evet. Anneler asıl alçak sizsiniz. Vatan Partisi burada kalacak ve siz bize çocuklarımızı geri vereceksiniz. Onlar bize desteğe geldiler. Kurban olun Vatan Partisi'ne dediler. Bu bizim açımızdan son derece anlamlıydı. Oradan güçlenerek geldiğimizi, inancımızın, umudumuzun artarak geldiğimizi ifade etmek isterim. Raziye Tosun, siz orada tepki gösteren, o da bir kadın. Remziye Tosun sanırım. Remziye Tosun pardon, evet HDP milletvekili. Orada oturan anneler çocuklarını istiyorlar ama kulağını tıkıyor. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Yani kadın olmak yetmiyor tabii ki. Ne yazık ki Türkiye'de böyle yanlış bir kamuoyu oluştu. Diyelim kadınsa her türlü suçtan muaftır gibi ve kadınlığın aslında sömürüldüğünü, kadınlığın o kadınlar nezdinde yani bu kamuoyunu yaratanlar nezdinde aşağılandığını söyleyebiliriz. Remziye Tosun kendini HDP'ye adamış, kendini PKK'ya siper etmiş biri ve kadın erkek ayırt etmeksizin, genç yaşlı, çoluk çocuk ayırt etmeksizin onlarca insanın, binlerce insanın yaşamını yitirdiği eylemleri desteklemiş biri. O PKK eylemlerini desteklemiş biri. Yani bu bizim mücadelemiz aslında sadece kadınlarla ilgili değil. Bu bir insanlık mücadelesi. Bakın orada bir yaşam mücadelesi var, yaşatma mücadelesi, sahip çıkma mücadelesi var. Bu öyle bir şey ki sadece oğullarını kurtarmayacak o anneler. Türkiye'yi kurtaracaklar. Bu çok önemli. Onların mücadelesi bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin bağımsız, başı dik, özgür yaşayabilmesi için verilen bir mücadele. Şimdi onları desteklemeyeceğiz de. Ne zaman destekleyeceğiz? Şimdi onların çığlığını duymayacağız da. Ne zaman duyacağız? Ama Remziye Tosun o annelerin değil, PKK'nın yanında dün de tavırlarıyla bunu açıkça ifade göstermiş oldu. Sizin oraya provokasyon için gittiğinizi iddia edenler oldu. Neler söylersin? Yine annelerden bir cevap verdi buna. Ayşegül anne. Sonrasında da birlikte çokça görüntülerimiz var. Esas provokasyon yapan sizsiniz dedi doğrudan Remziye Tosun'a. Şimdi bir partinin il başkanının önünde anneler çocuklarını PKK'dan kurtarmak için oturma eylemi yapıyorlar. Beklenen nedir? Beklenen Türkiye'nin dört bir tarafından, toplumun bütün kesimlerinden herkesin onlara desteğe gitmesidir. Değil mi? Yani biz burada öncülük etmiş olduk aslında. O desteklerin önünü açmış olduk Vatan Partisi öncü kadın olarak. Beklenen herkesin desteğe gitmesidir. Biz de vicdanımızın söylediğini, bilincimizin söylediğini yaptık ve onlara desteğe gittik. Bir basın açıklaması yapma niyetimiz bile yoktu açıkçası.
şöyle yapacaktık. Ben size olay örgüsünü aktarayım. Ailelerimizi selamlaştıktan sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde onlarla karşı taraftaki parka geçip, bu böyle bir provokasyonu HDP'den öngördüğümüz için karşı taraftaki parka geçip orada sohbetimize devam edecektik. Ama elbette ki benim o aileleri davet etmek için onların yanına gitmem gerekirdi. Ben onlara ben burada oturuyorum, buyurun gelin diyemezdim. Bu bize yakışmazdı. Çünkü kimseden korkumuz yok. Onlara desteğe gittik ve gereği neyse onu yapacaktık. Daha biz ailelerle orada selamlaşırken HDP binasının içerisinden çıkıp geldiler ve belli ki bu planlı bir şey, bir kışkırtma olduğu açık. Vatan Partisi'nin desteğini engellemek, diğer siyasi partilerin ve kitle örgütlerinin yapacağı ziyaretleri engellemek için böyle bir girişimde bulundular. Çünkü büyük bir telaş içerisindeler. Büyük bir telaş içerisindeler. Maskeleri düşüyor. Hep insan hakları derler. Biraz önce siz de söylediniz. Remziye Tosun da bir kadın. Onun kadına olmasının ötesinde HDP kadın hakları savunuculuğunda sözde en önde mangalda kül gider. Evet, mangalda kül bırakmaz. İnsan hakları derler, kadın hakları derler, çocuk hakları derler. Ama o annelerin eylemi onların maskesini düşürdü. Kral çıplak. O yüzden büyük bir telaş içerisindeler. Kepenk indirdiler, kapatmak zorunda kaldılar. Biz şöyle bir başlık kullandık. Annelerden HDP'ye kapatma davası açıldı. Bu annelerin direnişi HDP'yi kapattırır. Kapattırır. Çünkü dediğimiz gibi öyle olmasını da biz temenni ederiz, dileriz ve bunun için mücadele edeceğiz. Bu PKK'yı son derece zayıflatacak, HDP'yi zayıflatacak bir eylemdir. Zaten bir takım çevrelerin huzursuzluğu da bunda. Olur da HDP zayıflarsa diye, bakın ne yazık ki ben bu sabah duydum bazı çevrelerden. Olur da HDP zayıflarsa diye bu eyleme destek vermekten çekiniyorlar. Yani şimdi biz ne yapacaktık? Destek vermeyecek miydik bu eyleme? Yine olsa yine ilk biz koşar gideriz. Nitekim arkadaşlarımız hala oradalar. Bu annelerin eylemine destek vermek şu an en meşru faaliyettir. Ve sadece Vatan Partisi öncü kadının değil, dediğim gibi bütün siyasi partilerin kadın kollarına bakın ben tekrar çağrı yapıyorum. AK Parti kadın kolları, MHP kadın kolları, CHP kadın kolları, İYİ Parti kadın kolları, Saadet Partisi kadın kolları, kadın dernekleri. Kadem gitmiş bizden sonra. Evet. Tebrik ediyoruz onları. Hakikaten örnek bir hareket, kutluyoruz. Memnuniyet duyduk. Kadem gitmiş ama diğer kadın derneklerinde. Cumhuriyet Kadınları Derneği dün bir açıklama yaptı. HDP kapatılsın açıklaması yaptı ve onların da gideceğini biliyoruz. Diyarbakır'a hazırlandıklarını biliyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. Fakat diğer bütün kadın dernekleri orada olmalılar. Çünkü bakın burada sadece işte PKK'ya, HDP'ye bir başkaldırı da değil, ötesinde bir şey var. O da şudur. Hem Hacer anneye hem de işte Ayşegül anneye, Fevziye anneye, şu an nöbet tutan annelere HDP'liler tarafından saldırılar oldu biliyorsunuz. Şiddet eylemleri oldu. Bu acizliklerinin göstergesi. Evet. Ama onlara saldırılar oldu. Şimdi yaşam mücadelesi veren, haklarını arayan, evlatlarına sahip çıkan, vatanlarına sahip çıkan annelere şiddeti doğru gören, buna sessiz kalan bir kadın örgütü olabilir mi? Bu arada son dakika bilgisini verelim. Anne sayısı 10'a çıktı. 10 anne nöbete başladı. 8'li 2 aile daha katılmış oldu. Güzel. Yani bunun artacağını biz de tahmin ediyoruz. Dediğim gibi sonuç alıcı olması Hacer annenin eyleminin bir örnek oldu. Ve burada hakikaten Anadolu kadının ne kadar güçlü, cesur olduğunu görüyoruz. Onunla ilgili örnekleri de birazdan veririz. Ayrıca bakın çocuk istismarı var. Bir annemizin o dün görüntülere Kürtçe ağıt yakarken yansıdı. Bir annemizin çocuğu daha 10 yaşındayken kaçırılmış 4 yıl önce. Şu an 14 yaşında. Şimdi biri de çıkıp demiyor ki 10 yaşında çocuk kendi iradesiyle daha gidebilir mi? Kaçırılmış bariz bir biçimde. Bu çocuğun eline silah vermek,
Onu kendi kirli emellerini alet etmek, örgütün çıkarları için kullanmak suçtur. Suçtur. 10 yaşındaki çocuk bunları ayırt edemez, bilemez. 10 yaşındaki çocuk okula bile tek başına gidip gelemeyen bir çocuk. Nereden bilecek bunları? Suçtur. Hadi bu kadına şiddet, çocuk istismarı, PKK'ya karşı tavır, HDP'ye karşı tavır. Bu anneler hakikaten o yüzden büyük bir direniş içerisindeler ve buyursunlar, gelsinler bütün kadın örgütleri, bütün siyasi partiler bu eylemlere destek versinler. Onların desteğe ihtiyacı var. Bakın karşılarında silahlı bir güç var. Karşılarında PKK var, silahlı bir güç var. Ve o silahlı güce rağmen çıkıp orada o eylemi yapmaları son derece cesur bir tavırdır. Gelsinler onların ne kadar güçlü olduklarını, cesur olduklarını, kararlı olduklarını yerinde görsünler, yerinde tespit etsinler ve onların yanında bulunsunlar. Bu böyle dalga dalga büyür, yayılır. Onların da kendini daha güçlü hissetmeye ihtiyacı var. Ona katkı sunmuş olur. O yüzden bizim eylemimiz bir provokasyon falan değil. Yapılması gereken ve tam zamanında yerinde yapılan bir eylemdi. Annelerin de belirttiği gibi esas kışkırtmayı yapanlar HDP il binasının içerisinden çıkanlardı. Bunlar da suçüstü yakalandıkları, suçlarını gizleme telaşı içinde oldukları, içinde olduklarından böyle saldırganlaşmış bir durumdalar. Vatan Partisi'ne saldırmaları da normal. Çünkü o anneler diyor ki siz PKK'ya eleman topluyorsunuz, eleman devşiriyorsunuz, bizim çocuklarımızı aldınız, PKK'ya götürdünüz. Vatan Partisi de yıllardır bunu söylüyor. HDP PKK'ya eleman topluyor. HDP işte orada fakir fukaranın çocuklarını, senin benim çocuklarımı alıyor, bir şekilde kandırıyor ya da kaçırıyor, dağa çıkarıyor. Evet, biz de yıllardır bunu söylüyoruz. Annenin feryadı da vardı, sizin çocuklarınız kolejlerde, fakir fukaranın çocukları dağda diye. Kesinlikle öyle. Yani her şeyin farkındalar. Bakın o babalardan biri önceden HDP'li olduğunu söyledi. Ve bunları görünce HDP'den nefret ettim dedi. Yani burada insanların çocuklarını dağa çıkarmaya çalışıyorlar ama kendileri villalarda mangal partileri yapıyorlar. İşte kendi çocukları kolejlerde okuyorlar. Bunu görünce onlardan nefret ettim dedi ve şu an kendi çocuğunu arıyor. Her şeyin farkındalar ve tek başıma kalsam bile mücadele ederim iradesi içerisindeler. Annelerden biri yine bakın işte silahları nereden alıyorlar diyor PKK için. O kadar bilinçliler ki silahları nereden alıyorlar? Amerika bunlara tırlarla silahlar veriyor. Türkiye'de PKK, bakın bunu o anne söylüyor. Türkiye'de PKK, Suriye'de YPG, YPJ, PYD isimleri farklı, örgüt aynı. Ve amaçları belli. Bizi birbirimize kırdırmak, bizi bölmek. Burada bir Kürdistan devleti de değil, anne yine söylüyor. İkinci bir İsrail devleti kurmak istiyorlar diyor. Bakın bu benim diyen insanın söyleyemeyeceği bir şeydir. Ama acıyı içinde yaşayan, orada gerçekleri gören, bilen insanlar bunu söylüyorlar. Ve onların talebi de HDP'nin kapatılması. Anneler suçluya karşı onları bildikleri için mücadele ediyorlar. HDP'nin kapatılmasını aslında söylüyorlar bir yandan. Vatan Partisi de yıllardır bunu söylüyor. O yüzden Vatan Partisi'ne saldırmaları son derece normal. Fakat bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadan aileler kendilerini sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz onlara, Vatan Partisi'ne siper ettiler. Evet. Sayın Ayvalı bir virgül koyalım. Diyarbakır'da çok güzel. Ekrem tamam. Demir. Tamam, çok güzel. Orada gelişmeleri takip ediyor. Bir bağlantı yapacağız kendisiyle. Sayın Demir, son gelişmeler neler? Eylemlere ilişkin bize neler anlatırsınız? Artan sayı olduğu ifade ediliyor. Gelişmeleri senden dinleyelim. İyi yayınlar diliyoruz. Şu an HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yoğunlaşarak, kalabalıklaşarak devam ediyor. Sabah itibariyle saat 8.30 gibi 4 kişi, 4 aile buraya oturma eylemine katıldılar. Bu 4 ailenin ikisi polis, PKK tarafından kaçırılan polis ailesiydi.
Birisi Asubay ailesi ve birisi de Mehmetçik, kaçırılan bir Mehmetçik'in ailesiydi. Akşam üzeri az önce katılan iki aile yine ona çıktı, iki aileyle birlikte ve ailelerden birisi oğlunun kaçırıldığını ifade ederek esas söylediği şuydu: Dicle'den gelmiş buraya. Oğlumu götürüyorlardı, müdahale etmek istedim, kafama silah dayadılar ve oğlumu zorla götürdüler şeklinde bunu Kürtçe olarak ifade etti. Hemen arka tarafımda görülüyor, yine bir kargaşa ortamı var arkada. Diğer bir aile ise eşi yok, anne tek başına, 3 çocuk annesi ve oğlunun gene 4 sene önce kaçırıldığını ve bir sabah çıktığını, bir daha da bulamadığını, imkanlarının olmadığını ifade etti ve haberlerde gördüğünü, haberlerde gördükten sonra da bugün itibariyle buraya gelip eyleme katılma talebinde bulundu ve oturma eylemine başladı. Üçüncü gün bugün, ilk gün tek aileyle başlamıştı. Fevziye ve Şahap Çetinkaya ailesi. 4 tane çocuklarıyla birlikte burada oturuyorlardı. Akşam üzeri aynı gün 3 aile daha katılmıştı. Ertesi gün, ikinci günü 4 aileye çıktı ve şu an burada 10 aileyle oturma eylemi devam ediyor. Ve ilerleyen saatlerin neler getireceğini göreceğiz. Artarak devam ediyor ve gelişmeler oldukça da merkezlerimize aktarmaya devam edeceğiz. Söz yeniden sizlere bırakalım. Evet, Ekrem Demir'e teşekkür ediyoruz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, eylemin başladığı günden itibaren Ekrem Demir bölgede ve gelişmeleri an be an takip ediyor. Siz Ulusal Kanal izleyicilerine sıcak bilgileri paylaşıyor. Vermiş olduğu bilgilere bakacak olursak, tabii çocuğu daha kaçırılan yanı sıra, örgüte üye olarak kazandırmak için kaçırılan çocukların yanı sıra, polisimizin, astsubayımızın, Mehmetçiklerimizin kaçırılan aileleri de eyleme dahil olduklarını ifade ediyor. Bu bilgi de önemli. Artı iki ailenin daha az önce eyleme katıldığını, 10 aile olduğunu Ekrem söylüyor. Ekrem Bey çok fedakarca bir çalışma yürütüyor orada. Dün birlikteydik. Gözlemleme fırsatımız oldu. Hakikaten de ailelerle onların acılarını yürekten paylaştığı için ayrı bir bağ kurmuş durumda. Kendisini de kutluyoruz buradan biz sizin aracılığınızla. Ve özel haberler çıkarıyor herhalde. Dün bir ses kaydı. Yayınladı Ulusal Kanal. Anne bize de dinletti gittiğinde ses kaydını, gittiğimizde. Çocuğu 16 yaşında dağa çıkarılıyor. Kaçırıldıktan 2 gün sonra dağ kadrosundan biriyle telefonda görüşebiliyor anne. Yalvarıyor. O ses kaydında yalvarışları var, yakarışları var annenin. Yalvarıyor çocuğunu geri göndermeleri için. Sadece çocuğun kod adını söyleyip bu yalvarışlarına, o annenin feryadına kulak vermiyorlar ve bir daha da görüşemiyor anne çocuğuyla. Bu Amerika'ya uşaklığa gönderiyorsunuz çocukları diye açıklama yapan anne o. Hakikaten çok cesur, çok güçlü bir kadın Ayşegül anne. Evet. Tabii bir telefon bağlantısı da yapacağız yine sizle. Öyle birlikte katılan, ama birazdan hazır olunca arkadaşlarım uyaracak. İzleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Avukat Zeynep Küçük'le de telefon bağlantısı yapacağız. Hazır olduğunda devam edeceğiz. O zaman Zeynep Hanım'a geçmeden önce şu provokasyonla ilgili sorunuzu tamamlayayım. Şimdi bu provokasyon, Vatan Partisi provokasyon yaptı algısını oluşturmak için Belli ki planlı bir çalışma öncesinden yapılmış. Çünkü bir gün önce biz oraya gideceğimizi duyurur duyurmaz bazı sosyal medya hesaplarından bununla ilgili tweetler atılmaya başlandı. Yani Vatan Partisi oraya o eylemleri sönümlendirmek için gidiyor, provokasyon için gidiyor diye. Bakın gördünüz, eylemler sönümlendi mi? Sönümlenmiyor. Tam tersine bizim gidişimiz oraya yapılacak desteklerin, Türkiye'nin dört bir tarafından yapılacak desteklerin önünü açtı ve bakın bağırdılar, çağırdılar, hakaret ettiler. Tabii biz sağduyulu davrandık, onun altını çizmek lazım. Bizim önceliğimiz çünkü orada o annelere bir zarar gelmemesi ve eylemin başarıyla sonuçlanması. O yüzden onların yaptığı çıkarcılığı yapmadık ve sağduyulu davrandık. Engelleyemediler ama. Açıklama yapmamızı da engelleyemediler, annelerle kucaklaşmamızı da engelleyemediler. Bugün yine oradaydık ve o annelerin eylemi başarıyla sonuçlanana kadar orada olmaya devam edeceğiz. Bir Saadet Partisi milletvekili zannediyorum Cihangir İslam.
Evet, tweet attı. Dün bir tweet atmış. Bu bizim ziyaret haberimizi paylaşarak provokasyonlara dikkat edilmeli diye. Tabii bu da sinsice alttan alta Vatan Partisi oraya provokasyon yapmaya gitti tezini kuvvetlendirecek bir tweet. Bak buyursunlar gitsinler. Bakın hiç kimseye oranın kapısı kapalı değil. Buyursunlar gitsinler ve anneleri kendileri dinlesinler. Onların ne istediğini kendileri dinlesinler. Onların bir isteği var, çocuklarını kurtarmak. Dolayısıyla vatanı kurtarmak, Türkiye'yi kurtarmak ve o sesin daha büyük fazla çıkması için, daha çok duyulması için herkesin desteğini açıklar. Buyursunlar gitsinler ve kendileri baksınlar, yerinde görsünler. Provokasyon yapan kim? Bağırlara basılan kim? Onların acısını anlayan kim? Bakın öyle işte meclis koltuklarından, işte İstanbul'da kafelerden, şuradan buradan konuşmaya benzemiyor bu. Benzemiyor. Ne engelliyor onları gitmeleri için? Engelleyen şey şu. HDP oylarıyla milletvekili seçildiler çünkü. HDP oylarıyla milletvekili seçildikleri için oraya gidemiyorlar. HDP ile ittifak yaptıkları için seçimlerde aman HDP zayıflar diye yine oraya gidemiyorlar. Ya HDP'yi tercih edecekler ya anneleri tercih edecekler. Tercihlerini kendileri yapsınlar. Biz anneleri tercih ettik. Kayyumları ziyaret edenler tabii, var. Kapılarından ayrılmadı CHP yöneticileri. Kapısından ayrılmadılar. O eski belediye başkanı Ahmet Türk'ün, Ahmet Selçuk Mızraklı'nın, Van Belediye Başkanı'nın eski kapısından ayrılmadılar. Muharrem İnce gitti. Ekrem İmamoğlu gitti ziyarete. Bir de o ziyarette Atatürk portresi, Atatürk resmi hediye ettiler oradaki belediye başkanına. O ziyareti masumlaştırmak için Atatürk'ü istismar ettiler, kullandılar. Atatürkçüleri de öyle HDP ile ittifaka, HDP ile desteğe ikna etmeye çalışıyorlar. Oraya giderken çok heveslilerdi. Peki niye bu annelere sahip çıkmak için aynı hevesi göstermiyorlar? Niye bu annelere bugüne kadar en ufak bir destek açıklaması yapıldıysa lütfen beni düzeltin. Yapılmadı. Şu ana kadar ben de görmedim. Yani ben henüz CHP'den bir açıklama görmedim. İyi Parti'den bir açıklama görmedim. HDP ile ittifakın diyetini ödüyorlar çünkü. Ve bunu bu bir, sürüklendikleri bir ittifak değil. Bilerek, isteyerek yaptıkları bir ittifak. Ama biz HDP'nin yanında değiliz. O annelerin yanındayız. Onları da orada olmaya davet ediyoruz. Hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey için geç değil. Onlar da bakın yani HDP'nin PKK ile bağını ispat etmek için delil arıyorlarsa, henüz bundan emin değillerse, çünkü zaman zaman öyle açıklamaları oluyor, evet. Emin değillerse buyursunlar gitsinler, Diyarbakırlı anneleri dinlesinler. Evet, terörle araya mesafe koymaktan söz ediyorlar. Evet. Sayın Küçük hattımızda, onun da izlenimlerini alalım. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Avukat Zeynep Küçük. Sayın Küçük, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Ayvalı ile birlikte siz de Diyarbakır'daydınız. Gözlemlerinizi, izlenimlerinizi anlatabilir misiniz Ulusal Kanal izleyicilerine? Tabii. Dün Diyarbakır'da geçirdiğimiz süre boyunca orada öncelikle anaların o gizli hıçkırıklarının orada yaşayan ve evlatları bir şekilde PKK tarafından dağa kaçırılan anaların o gizli hıçkırıklarının artık bir çığlığa dönüştüğünü gördük. Buna şahit olduk. Ve bunun, bu sürecin ben kendi adıma o anaların o çığlıklarıyla giderek daha büyüyeceğine ve PKK ile ilgili gerçeklerin görmek istemeyenlerin gözüne bu şekilde sokulabileceğine inanıyorum. Çünkü aslında çok net, çok açık olan bir hakikati bu analar çok büyük bir cesaretle öne çıkarak gerçek bir Anadolu kadını gibi önder ve bilge kişilikleriyle ortaya koydular. Bu bence hele oranın koşullarında gerçekten büyük bir cesaret işi. Ama anneler ayağa kalktığı zaman her şey olur, her şey başarılır. Burada bizim de hem bir birey olarak hem parti olarak yapmamız gereken tabii ki onlara sahip çıkmak. Biz o analara sahip çıkacağız ki
dağdaki çocuklara da sahip çıkalım. Biz o anaları kucaklayacağız ki dağdaki çocukları da kucaklayabilelim. Çünkü hiçbiri kendi hür iradesiyle, kendileri karar vererek dağa götürülmemişler. Anlatılan hikayelerden zaten bu açıklıkla ortaya çıkıyor. O annelerden bir tanesinin çocuğu 10 yaşındayken götürülmüş dağa. 10 yaşında. Yani 10 yaşındaki bir çocuğu dağa kaçırıp eline silah verebilen bir örgütten bahsediyoruz. Ve işte şunu görüyoruz, işte orada da şuraya takılıyorum ben. Bundan daha büyük bir istismar olabilir mi? Yani bu hem oraya kız çocukları da gidiyor, erkek çocukları da bu şekilde gönderiliyor. Bunun istismar dediğimiz şey bundan daha yoğun olamaz. Yani PKK'nın elindeki çocuklara karşı her türlü, bunun içinde cinsel istismar da var, duygusal istismar da var, şiddet de var. Her aracı kullanan bir örgütten bahsediyoruz. Bu aşamada da işte şu geliyor aklıma. Yani barolarımız var. Ben bir avukat olarak bunu özellikle belirtmek istiyorum. Barolarımızın kadın, çocuğa karşı şiddet, kadına karşı şiddete ilişkin kurduğu komisyonlar, komiteler var. Yoğun şekilde çalışılıyor. Bence barolarımızın öncelikli olarak bu işe el atması lazım. Barolarımızın bu komitelerinin bu kadınlara sahip çıkması lazım. Bunun yanında bütün sivil kuruluşların, bütün meslek örgütlerinin o anılara sahip çıkması lazım. Biz o anılara sahip çıkacağız ki dağdaki çocuklarımıza da sahip çıkabilelim. Onlar hepimizin evladı. Hepimiz oralarda, o koşullarda, o coğrafi koşullarda ve o sosyal imkanlarda doğmuş olabilirdik. Ve hepimizin çocuğu bu şekilde daha kaldırılmış, daha çıkarılmış olabilirdi. O evlatlara sahip çıkmamız gerekiyor ve bunun içinde çok büyük bir toplumsal sorumluluğumuz var. Önce anneler olarak, sonra herkes ve bütün sivil toplum kuruluşları ve özellikle bütün partilerin ve bütün meslek örgütlerinin, baroların kadın ve çocuk istismarıyla mücadele eden bütün komitelerinin, komisyonlarının o analara sahip çıkması lazım ki bu hareket büyüyebilsin ve biz artık PKK'nın çocuklarımızı istismar etmesinin önüne geçebilelim. PKK'nın şiddetinin, terörünün bu çocuklar vasıtasıyla ellerine silah vererek önüne geçmesini sağlayabilelim. Onun için hepimize çok büyük bir toplumsal sorumluluk düşüyor. En küçük şunu sormak istiyorum. Şimdi örneğin Hacire anne çocuğunu kurtardı. Çocuk geldi ailesine ve ev hapsi verildi. Mesela annesiyle birlikte yaşamını geçirecek. Hukuki yönden, yani terör örgütünden kaçan Türk ordusuna, Türk polisine, Türk yargısına sığındıkları zaman bu noktada Türk yargısı çeşitli kolaylıklar sağlıyor mu? Burada neler söylersin? Mutlaka sağlıyor. Buna ilişkin özel düzenlemeler var kanunlarımızda. Bu şekilde pişmanlıkla gelip sığınan çocuklarımıza Türk yargısı gerekli bütün kolaylığı sağlıyor. Bakın bu da çok önemli. Annesinin yanında bu çocuk büyümeye devam edecek. Bu zaten çok önemli bir örnek ve yargının bu tür durumlarda aldığı tavrında en bariz, en açık göstergesi. Yani çocuklar eğer bir şekilde kurtulurlarsa, pek çoğu görüyorum, dün bugün de gördüm mesela, iki tane küçük kızımız kaçmış elinden PKK'nın ve güvenlik güçlerine sığınmış. Onlara her türlü desteği sağlamak üzere yargı, polis, güvenlik görevlerimiz, herkes hazır, amade ve mevzuatımız buna uygun. Hukuk mevzuatımız. Yeter ki bu mevzuatı işletebilelim ama bunun için önce büyük bir toplumsal refleksle bu hareketin arkasında durup HDP'nin gerçek yüzünün tam anlamıyla ortaya çıkarılması ve o analarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ondan sonrası çorap söküğü gibi gelecektir. Bu anaların hareketiyle ve bizler üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bence HDP'nin önünde, HDP'nin PKK ile, ben artık bunun tartışılmasını bile adet buluyorum. HDP ve PKK ilişkisinin reddi konusunu tartışılması bile adet. O insanlar ses kayıtlarını dinlettiler. Çocuklarının dağdan en son HDP binasına giden bir çocuk, en son orada görülen bir çocuk PKK tarafından dağdan ailesi aratılıyor ve kod ismi veriliyor. Yani bunun artık herhalde saklanacak, gizlenecek veya tartışılacak bir yeri yok.
Yani o ses kayıtları ailelerin elinde. Çocuk HDP'nin il binasına giriyor. Bir sonra, birkaç gün sonra da dağdan kod adı bildiriliyor aileye. Yani burada artık hili, bir irtibat arama gibi bir durumumuz var mı? Yani bunlar hep kaçak dövüşmeler, kaçak. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün siyasi partileri de artık şapkalarını önüne koyup bu işteki sorumluluklarını, kimlerle işbirliği yaptıklarını, kimlerle kol kola girdiklerini, kimlerin hangi söylemlerine sempatiyle yaklaştıklarına bir bakmaları gerekiyor. Yani vatan mevzusu bizim çocuklarımızın mevzusu, geleceğimiz, bu çocuklar bizim geleceğimiz, böyle siyasi küçük hesaplara kurban edilecek şeyler değil. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Küçük. Çok sağ olun katkılarınızdan dolayı. Estağfurullah. Estağfurullah. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Zeynep Küçük'ün de görüşlerini aldık. Hem siyasi hem hukuki kendi yani avukatı olarak. Çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle barolara çağrısı, evet. Sayın Zeynep Küçük'ün önemli. Bakınız barolar neredeyse her toplumsal muhalefette sahada olan meslek örgütleridir. Bu annelerin çığlığına sessiz kalmaları anlaşılabilir bir durum değil. Yani hakikaten hiç yüreklerini sızlatmıyor mu o İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi örneğin? İzmir Barosu'nu. Hiç yüreğini sızlatmıyor mu bu annelerin durumu? Ya da İzmir Barosu o annelerin taleplerini karşılamak için kendisinde hiç sorumluluk hissetmiyor mu? Hakikaten bu akıl alır bir şey değil. Tabii bu onların siyasi çizgisinin, ne yazık ki meslek örgütlerin de mesleği savunmaktan çıkardı HDP. Kendi uydusu haline getirdi ve o siyasi çizgiyi savunuyorlar. Savundukları siyasi çizginin gereği bu annelerin sesini duymuyorlar. Bu annelerin çığlığına karşılık vermiyorlar. Ama Sayın Zeynep Küçük'ün bütün barolara yaptığı çağrı son derece önemli. Şimdi duyuyoruz işte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu hedef alan, olağanüstü kurul çağrısı yapan bir kampanya başlatılmış. Bakın daha öncelikli meseleler var. Barolar bu annelere sahip çıksınlar. Orada yer alsınlar. Avukat olarak, hukukçu olarak desteklerini sunsunlar annelere. Ve Metin Feyzoğlu niye hedef alınıyor? Türkiye İttifakı'nın bir parçası olduğu için, Türkiye gemisinde olduğu için. Daha doğrusu Türkiye gemisinde olduğu için hedef alınıyor. Yani bu vatanın çıkarlarını, milletin çıkarlarını savunduğu için hedef alınıyor. Barolarda yine vatan mevzisine girmek zorundalar. Bu milletin özlemlerini paylaşmak zorundalar. Hiçbir özlemini, bakın o annelerin hiçbir özlemini paylaşmıyorlar şu anda. Bu topraklar üzerinde yükselen meslek örgütleri onlar. Ayakları da bu topraklara basmak zorunda. Yani bu vatan toprağı üzerinde avukatlık yapıyorlar. Bu vatan toprağı üzerinde doktorluk yapıyorlar. Türkiye Barolar, Tabipleri Birliği örneği her fırsatta savaş halk sağlığı sorunudur diye ortaya çıkar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'nın üzerine gitme operasyonlarını, o Amerikan-İsrail koridorunu parçalama operasyonlarını hedef alır. Biliyorsunuz bu yüzden bir davaları var ve yargılanıyorlar Türk Tabipleri Birliği. Şimdi savaş halk sağlığı sorunudur diyen Türk Tabipleri Birliği'nin görevi işte en barışçıl eylemi, en insancıl eylemi yapan bu annelerin yanında olmaktır. Ben dün bir anne fenalaştı. Bir anne fenalaştı orada. İşte Kürtçe ağıt yakan annemiz. Bir doktor gönderemiyor mu Türk Tabipleri Birliği bu annelerin eylemine destek vermek için? Tabii ki orada devlet görevini yapıyor, ambulans var falan ama bir de manevi destek. Onların mesleki birikimleriyle tercihlerini, manevi desteklerini birleştirmeleri lazım. Niye bu annelerin çığlığına duyarsız? Türk Tabipleri Birliği örneğin çok önemli ve hukuki olarak sizin sorunuz üzerine Sayın Zeynep Küçük'ün yaptığı değerlendirme de önemli. Bakın Hacire anne oğlunu ölümden kurtardı. Evet. Ya ölecekti bir çatışma sırasında, ya bir canlı bomba olacaktı, kendini bir yerde patlatacaktı. Ya da işte dağlarda saklanarak hayatını sürdürecekti. Şimdi nerede? Şimdi ev hapsinde. Annesinin yanında. Annesinin yanında. Ölüm yerine ev hapsi.
O yüzden sizin sorunuz önemli. Bu mücadele bir insanlık mücadelesi, insanlık görevi. Hiç kimsenin, bakın hiçbir siyasi parti, hiçbir demokratik örgütün, hiçbir meslek örgütünün üç maymunu oynamaya hakkı yok. Görmedim, duymadım, bilmiyorum demeye hakkı yok. Çünkü bu annelerin mücadelesi onları da kurtaracak. Evet. Şimdi sosyal medyadan da çok sayıda mesaj var. Onları da okumak istiyorum. Tabii. Sormak istediğim birkaç başlık daha var. Ancak bir reklama gideyim. Tamam. Önce kısa bir reklam arası verelim. Benim de anlatmak istediklerim var daha. Bu aradan sonra yine devam edelim. Tamam. Değerli izleyenler, sizler de söylemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz varsa programımız reklamdan sonra biraz daha devam edecek. Twitter'dan Anneler Direniyor ve Ulusal Kanal'ı etiketleyerek yazabilirsiniz. Burada biz görüşlerinize, fikirlerinize yer vermiş olalım. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arası olacak.